Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzonspor'umuzdan bahsedeceğiz. Transfer gündemim var. Değerlendirmek istediğim konular var. Tecrübeli oyunculardan bahsedeceğiz. Genç oyunculardan bahsedeceğiz. Gelecek, gidecek derken arkadaşlar dolu dolu bir video olacak. Ama ekstra bir haber var mı? Ekstra bir haber akışı var mı? Yok. Öncelikle kanala abone olmanızı ve videolarımızı beğenmenizi istiyorum. Daha önce takip etmeyen dostlarım için 50 bin barajımız var. 46 bini geçtik. Çok az kaldı. Bir hafta içerisinde tamamlarız diye düşünüyorum ve 4 tane forma hediye edeceğim. Bir tanesi arkadaşlar hemen masamda duruyor. Yattar Aran'ın forması. Bu formayı hepiniz hatırlarsınız. Bir tanesi Yattar Aran'ın forması. Hemen koyuyorum. Bir tanesi benim Çaykur Rizespor maç e, takımında oynarken giydiğim kendi formam. Şimdi neden Trabzonspor forması vermiyorsunuz derseniz arkadaşlar, kendime özel formalarım kaldı. Masamda olduğu gibi ve 3-4 tane de kendime özel forma kaldı. Daha önceki formalarımı Arkadaşımın bebeği rahatsızlığından dolayı ona vermek zorunda kaldım. Onu bir satış yaptık açık arttırma ve ona verdik. Bir tane alan zünyo forması. Ee, bu formada <laughs> arkadaşlar şu an için veremeyeceğim. Bu formayı da gene inşallah arkadaşımın kızı için sakladık. Onur'un forması. Bu formayı veremeyeceğiz ama şimdilik. Arkadaşlar şöyle koyuyorum ben formaları. Bir tane de yeni sezon forması vereceğim. 50.000 bin aboneye ulaştığımız zaman. Hani çok fazla zamanınızı almak istemiyorum bu konuyu kapatıyorum. İnşallah en kısa zamanda tamamlarız. Bunları bir an önce sizlere hediye etmek istiyorum. Şimdi Trabzonspor takımı sol bekte Birgel, Melik ve Umut Meraş arasında gidiyor geliyor. Yani duyduğumuz duyumlarda bu şekilde ha sürpriz yapıp çat başkan bir bomba patlatır mı patlatabilir. Ama Birgel, Melik'in sol bekte Abdullah Hoca'nın birinci planında birinci listenin başında olduğunu biliyoruz. Şimdi Birgel, Melik için Trabzonspor takımı diyor ki 1,5 milyon euro biz verelim diyor bonservis. Ama bir gelmenin takımı Fransa'daki Nimes Olimpik takımı küme düştü ve 3-4 milyonu da diretiyorlar ama bir de Trabzonspor takımına gelmek istiyor. Zaten Tronsen var biliyorsunuz. Sörlatan ondan almıştır gerekli bilgileri. Ve Trabzonspor takımı gibi bir takım bir gelmelik için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum ben. Geçtiğimiz dönemde bir gelmelik gene Trabzonspor takımıyla anıldı. Ama bir gelmelik arkadaşlar Rosenborg takımından 1 milyon euro karşılığında e, Nimes takımına transfer oldu ve bu transfer olmamıştı. Şimdi tekrardan tabi listede var. Şimdi bu bir gelmelik acaba diyorum ki geçtiğimiz dönemde de Trabzonspor takımı istedi. Sukat ekibi Abdullah Avcı'ya önerdi. Abdullah Hoca'yı ikna ettiler ve Abdullah Hoca da bu oyuncuyu biz bu numara alalım mı dedi bilmiyorum. İkinci adayımız biliyorsunuz Umut Meraş. Umut Meraş 2019 yılında Bursa Spor'dan arkadaşlar e, Le Havle takımına 1 milyon 300 bin euro karşılığında gitti. Şimdi Umut Meraş milli takımımızın oyuncusu. Çok iyi tanıdığımız bir oyuncu. Bildiğimiz bir oyuncu. Defansını iyi yapan. Hücumda çok etkili değil. Defansını iyi yapıyor bence Umut Meraş. Hücumda oyuncu geçeyim işte ters köşeye vurayım yatırayım kaldırayım yok. Genelde düz bir oyuncu Umut Meraş. Bu e, biliyoruz. Bir gelmelikte tam tersine biraz daha çok hücumu seven bir oyuncu. Şimdi ufak bir kıyaslama yapacağız. Sizlerin düşüncesini merak ediyorum. Çok önemli arkadaşlar. Bir gel, e, Hamsik ve Bigli arasındaki bir challenge yaptık ve buradaki %99.5'unuz hatta e, hamsik dedi. Yani her türlü hamsik dedi ve şimdi bununla alakalı bu hamsikle alakalı, marek hamsikle alakalı da geleceğim şimdi. Bir gelmedik 26 yaşında. Bu sene 26 maçta 2 tane gol, 3 tane asist yaptı. Fransa 1. liginde oynuyor biliyorsunuz. E, ve Norveç bir takımda 17 kez oynadı. Şimdi Umut Meraş'ın bu seneki performanslarını sizlere söylemek istiyorum. 25 yaşında yaşlar aynı. 25-26 yaşlar aynı. Fransa'nın ikinci liginde, bir at liginde oynuyor e, Fransa'da. 1. ligde oynuyor Birgel Melik. Umut Meraş ikinci ligde oynuyor. 31 maçta bir gol, bir asist yaptı. Şimdi e, 12 kez de bizim amil takım formamızı giydi. Şimdi kıyaslama yapacağım. Trabzonspor takımımızın gelecek seneki kadrosunu gözümüzün önüne getirelim. Bruno Perez, e, Vitor, Vitor, Edgar ve e, Birgel bir gelmelik diyelim yani. Orta sahada Berat, yanına Hamsik olur inşallah. Sağ tarafta Ekuban gidip gitmeyeceği belli değil. Ekuban gittiğini düşünelim. Hadi Cervinho'yu koyalım şu an alındığı için. Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Vakkayem'e ileriydi arkadaşlar. İnşallah iyi bir Santrofor gelecek. Bunları ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Şimdi şu takıma defansif bir sol bek mi istersiniz? Hücumsal bir sol bek mi istersiniz? Yani Bruno Perez hücumu seven bir sağ bek. Hücum yapmamız gerekecek. Önde basmamız gerekecek. Her türlü hücuma çıkacak bir sol bek gerekiyor. Bu eğer bu iki oyuncuysa ki bir tane daha sol bek ben Trabzonspor takımına gelmek istiyorum den tecrübeli bir sol bek var. Onu birazdan söyleyeceğim arkadaşlar. Ganalı bir oyuncu. tanınmış bir oyuncu. Trabzonspor takımına haber gönderdi. Tabi Telios su var buna daha gelecek. Onları söylemiyorum arkadaşlar. Diğer daha önce konuştuğumuz isimleri daha şu an söylemiyorum. Tello falan geldiği zaman bu takımı uçacaklar yani bence uçuracaklar diye düşünüyorum. İnşallah şampiyonun en büyük adayız. Şimdi bu iki oyuncu arasında kim istersin derseniz ben bir gelmeli derim. Ve e, sizlerin yorumunuzu hemen alta bırakmanızı rica ediyorum. Bir diğer haber Edwin Vizca'mız arkadaşlar. Meşhur Edwin ile alakalı başkan. E, geçtiğimiz devre arasında ben hatırlarsanız sizlerle de konuşmuştuk. Edwin başkan istiyor dedik. Blöftendi arkasından. Başkan Edwin ya teklif yaptık. Bu teklif e, bizi çok aşar dedi. Arkasından listemizde yok dedi şimdi Edwin Vizca ile alakalı ve defteri kapattı. Cornelius transferinde defteri kapattı. Ama Cornelius transferiyle alakalı konuştuğumuzda da her an bir bomba patlayabilir, geri dönüş olabilir deniliyor. Başkan bir blöf yaptı diyen bir kesim var. Başkan net olduğunu söyleyen bir kesim var. Cornelius %100 alınacak bir oyuncuydu. Şimdi alternatiflere Baka, Ticuño Suarez gibi oyuncular var. Ama %100 böyle olgunlaşmış bir transfer görüşmeleri yok arkadaşlar. Yani Cornelius'un hala beklendiğini düşünüyorum ben. Çünkü yani bir tane transfer listesinin 10 tane oyuncunun en başında Cornelius'un olduğunu biliyoruz. Yani şimdi bu oyuncu da bir şekilde getirirler diye düşünüyorum. Bilmiyorum onunla alakalı bakacağız, takip edeceğiz. Ee, yani Edimiska kapandı, Cornelius'a bir blur for diye kapatıyorum üstünü. Şimdi Hamsinklerle alakalı şu var arkadaşlar. Biraz istekleri farklı, istekleri çok geliyor Trabzonspor takımına. Ve sözleşmeyi de en az 2-3 yıl istiyor. Doğal olarak 33 yaşında ve diyor ki, ben bundan sonraki kariyerimi net bir imza atayım. 3 sene neyse kafa rahat olsun benim. Topumu oynayayım, işimi yapayım, paramı koyayım cebime. İyi bir kulüpte, taraftarlı bir kulüpte oynayayım diyor. Onun için en cazip takım Trabzonspor takımı. Yıllardır isteniyor. Taraftar büyük bir yüklenmesi var sosyal medyadan kendi sayfası üzerinden de. Yani Hamsik transferi inşallah olur. Ben çok istiyorum. Gerçekten çok istiyorum. Bizim takımımızı müthiş iş yapacağını düşünüyorum. Ama şartları biraz zorladığını duyuyoruz Hamsik'in. Bununla alakalı bakacağız. Diyabetenin Trabzonspor dönme şansı çok azaldı. diyabetelerle alakalı da Göztepe takımıyla bir görüşme haline geri giremediler. Çünkü Mehmet Sepil bırakmak istiyor. Ben Mehmet Sepil'i çok yakından tanıyorum. Göztepe'de de oynadım. Orada da kaptanlık yaptım. Birebir çok fazla diyaloğumuz var. 5 sene oldu ben futbolu bırakalı. Biraz erken bıraktım biliyorsunuz. Daha sonra bu süreci de sizlerle beraber güzel bir videoda konuşmak istiyorum. İnşallah onu da planlıyorum arkadaşlar. 5 sene öncesinde de bırakmak istiyordu. Hala bırakmak istiyor. Ona böyle ısrarla, baskıyla sağdan soldan kıramadığı için bırakamıyor. Ama bu işlerde işi yok yani. Öyle kafada onun işi yok bu işlerde. Gerçekten çok düzgün bir insan. Bu işlerde çok düzgün adamları birazcık bıktırıyorlar. da bıktırdıkları gibi. Onu da geçiyorum arkadaşlar. Şimdi Trabzonspor takımımızın transfer gündemi... Şimdi şunu söyleyeyim size 10 tane oyuncu gelecek deniyor. Şu gelecek bu gidecek deniliyor ya arkadaşlar. Solbek, 8 numara Santrafor. Benim tahminim 28 Haziran'a kadar yoğunlaşılan 3 tane oyuncu var. Birincisi Solbek, bir, bir gelmelik. 8 numara Hamsik. Forvet'te de Cornelius. Cornelius'un alternatifinde de Tikinio Suarez. Şu an bütün konsantresini bu oyunculara verildi. Çünkü kamp dönemine getirmek istiyorlar. Ve arkada da genç oyuncular var. Bu genç oyuncuları da sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Ama bu genç oyuncuya gelmeden önce sizi fazla bekletmeyelim arkadaşlar. E, ee, Trabzonspor takımına gelip oynamak istiyorum diyen Ganalı milli bir oyuncu var arkadaşlar. Kavan Vaz Asamoa. Şimdi bu Asamoah 32 yaşında çok tecrübeli bir oyuncu. Hani İtalya'nın Kallari takımında oynuyor. Sol bekte ve sol önde oynayabilen, güçlü, kuvvetli, topla gidebilen, gelen, böyle oyuncu geçen, böyle biraz dağınık ama güçlü, kuvvetli bir oyuncu. Tanıdığımız, bildiğimiz bir oyuncu. Kariyeri çok iyi olan bir oyuncu. Juventus, Inter, Udinese, Torino gibi kariyeri üst düzey olmuş bir oyuncu. 21, pardon 71 kez Amil takımında takımda oynamış, Gana milli takımda oynamış. Kendisini ispatlamış, tanınmış bir oyuncu ve Trabzonspor takımına haber gönderiyor. Ben diyor oynamak istiyorum Trabzonspor takımında diyor ama hücum anlamında sıkıntıları var. İstatistikleri bize çok net gösteriyor ve kariyerinde 279 tane maçı var. Kariyeri Serie A liginde geçiyor zaten isimlerini söyledik takımların. 12 gol 24 tane asist var. Biraz istatistik anlamında sıkıntısı var. 12 tane gol 279 maç kariyerindeki sol ön bekte oynuyor ama sol önde de çoğu zaman maçlarda forma şansı yakaladı. Bir tek dezavantajı bu. Trabzonspor takımında oynuyorum diyor arkadaşlar. Şunun altını çiziyorum. Ben size ismi geçen oyuncuları söylemeye çalışıyorum. Hepsi doğru demiyorum. Mesela bu oyuncu kesinlikle Trabzonspor takımı temasta demiyorum. Bunlar sukata önerilmiş oyuncular. Ben size bu isimleri söyleyip siz duyun, bilin. Zaten dinlemekten keyif aldığınızı düşünüyorum. Sizlerden gelen mesajlar bu yönde ve ben sizinle beraber sohbet tadında şu oyuncunun adı da geçmiş. Bakın arkadaşlar böyle arkadaş ortamı gibi konuşuyoruz. Ee, ve e, bu oyuncunun adı geçiyor. Şimdi iki tane genç oyuncu var. Abdül Hoca bu oyuncular okey dedi. Bu oyuncularla görüşme oğlu halinde bir tanesi okey dedi arkadaşlar. Prensipte anlaşıldı ama Bursa Spor'dan Emirhan Aydoğan bu oyuncunun kulübünde genel kurul var biliyorsunuz ve başkan değişikliği var. Bu başkan değişikliğini bekliyor Trabzonspor takımı. Oyuncu tamam dedi ben sizle oynamak istiyorum dedi. 23 yaşında 30 maçta 7 tane gol 4 tane asist yaptı. Bu 19 milli takımımızın oyuncusu ve orta sahada oynayabiliyor Emirhan. İki yönlü oynayabilen gelecek vadeden bir oyuncu. 23 yaş çok genç değil artık. 23 yaşlar artık oldu yani. Bunları kabul ediyorum ben yani. 18 yaşından sonrası oldu diye düşünmemiz lazım. Artık o seviyeye geldi futbol ama bu genç kardeşimiz diyelim yine Emre Trabzonspor takımla ben oynamak istiyorum dedi bekliyorlar. Bir diğer genç kardeşimiz Barış Yılmaz 21 yaş çok genç pırlanta gibi çok yakından tanıdığım bir kardeşimin oyuncusu. Ben bunu hani tanıdığım bir arkadaşımın oyuncusu diye söylemiyorum. Bu oyuncunun adı herhalde bütün gazetelerde geçiyor bütün medya, sosyal medyada geçiyor her yerde geçiyor. Kendisine bizzat sordum. Kardeşim bu nedir ne değildir? Dedi ki kardeşim dedi 3 tane takım istiyor Trabzonspor takımının dışında dedi. Bunların içerisinde Beşiktaş da var arkadaşlar. Bu oyuncuyu istiyorlar. Ee, ve e, bakalım nasıl bir süreç olacak. Keçören gücünde oynuyor. Barış Yılmaz ve Solbek sol önde oynayabilen bir oyuncu. Solbek'i çok değil de asıl yeri sol ön sağ ön oynayabilen bir oyuncu. Solbek'i ee, yani çok iyi oynayacağını düşünmüyorum. Yazılıyor sol de oynuyor diye ama sol bekte düşünülmemesi gereken önde oynayabilen bir oyuncu. Yani gider gelir yani Dinamo gibi bir adam. Çok iyi e, skora da katkısı var. Çok genç 21 yaşında çok büyük işler yaptı. Keçiören gücünü sırtladı diyebiliriz. Ee, Uğurcan Çakır'la alakalı son bir haberimizle beraber videomuzun sonuna geleceğiz. Bugün dediğim gibi çok size ekstrem bir haberim yok ama keyifli video olduğunu düşünüyorum sohbet tadında. 20 milyon eurodan aşağı verilmeyecek. 2020'yi bekliyorlar. Dünya, Şamp, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Uğurcan Çakır verilecek. Uğurcan Çakır'ı isteyen takım Lille, Intel ve Torino, pardon Tottenham. Bu 3 tane takım Uğurcan Çakır için ciddi bir teklif var. Lille'de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki'nin olumlu raporundan dolayı Lille takımının bir sempatisi var ama Burak Yılmaz, Yusuf söyledi diye de gelip de Lille 20 milyon euro da vermez. İyice Plan, A planı, B planı, C planı yapar. Detaylı bir incelemesini yapar. Öyle olur. Cani, Ekuban, Uğurcan Çakır. Bu 3 oyuncu satış listesinde. Cani'ni 6-8 milyon euro arası. Ekuban 10 milyon euro. Uğurcan da 20 milyon gibi rakamlar konuşuluyor. Yani 30 milyon euronun üzeri diyelim. 35 milyon euronun üzerinde bir rakama bu üç oyuncu gidebilir. Ama Uğurcan Çakır milli takımda bir şov yapar ise o zaman ibre değişir arkadaşlar. İnşallah yapacak kapasitesi var adından büyük söz ettirir. Müthiş bir iş oldu. Trabzonspor takımına öyle bir yaradı ki bu pandemiden dolayı ertelenen maçlar şimdi çıkıyor. Bence bir fırsat. Uğurcan Çakır için de bir fırsat. Hakkında hayırlısı olsun. Trabzonspor takımımızın transfer gündemi bu şekilde bugün. Bugün kısır bir gün ama challenge'ımızı yaptık. Mesajınızı bırakın. Videomuzu beğenin. Abone olmayı unutmayın. Bu formalar sizlerin forması. Ben de emanet duruyor arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Şunu da söylemeyi unuttum arkadaşlar pardon. Videomun sonuna kadar gelen bütün dostlarımı ayrı seviyorum. Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun.